Ben buradayım Hurcan. İstediğin vakit beni ziyaret edebilirsin. Çok isterim sultanım. Annem saraya döneceğimizi söyledi. Kendi sarayımıza. İyi olur. Eskisi gibi yakın oluruz. Sultanım. Mihrime. Çocukları ziyarete gelmiştim. Kal istersen. Yemeği birlikte yiyelim. Ne vakittir görüşemedik seninle. Sohbet ederiz biraz. Tamam. Sen çıkabilirsin. Seni çıkarma kırıveririm boynuna. Hulü Cihan sarayınıza döneceğini söyledi. Evet. Şahvuba'nın yeni bahçe sarayına taşınmasını bekliyorum sadece. Hayırlısı olsun sultan. Mihrima. Benim güzel yeğenim. Seni ve kardeşlerini ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Validenle aramızda ne geçerse geçsin. Bu değişmez. Elbette sultanım. Size karşı bir kusurum olduysa bağışlayın. Ben müsaadenizle daireme döneyim. Müsaade senin. Ne vakit istersen gel yanıma. Sultanım, beni dinlemeyeceksiniz fakat ben yine de söylemek istiyorum. Hürrem'in yalanlarıyla Şah Sultan'ı karşınıza almayın. Anlamıyorsunuz, siz birbirinize düşürmek istiyor. Hürrem'le bir alakası yok bunun Gülfem. Ben sadece evime dönmek istiyorum. Sonra ne olacak peki? Hünkârımız döndüğünde bunu nasıl izah edeceksiniz? Ben kimseye izahat vermek zorunda değilim. Burası bize tahsis edilmişti. Cezalıysam eğer misliyle çektim zaten. Bitti. Ne demek oluyor bu? Neden hala hazır değilsin sen? Gel Hatice'm şöyle. Biraz konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Anlaşılan Hürrem doğru söylüyor. Buradan çıkmaya niyetin yok senin. İstesen de istemesen de beni dinlemeye mecbursun. Görmeni istediğim biri var. Sultanım. 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 Ne oldu Zümrüne bu halin? Felaket sultanım. Vallahi felaket. Mahvolduk. Nazlı Hatun'u tanıyorsun. Yıllardır Hürrem'in hizmetindedir. Ne işi var bu hatunun burada? Kendisi izah etsin. Bize anlattıklarını Hatice Sultanımıza da anlat. Sultanım. O mektup sahte. Hürrem Sultanımızın emriyle ben yazdım onu.
sizin geldiğiniz günün sabahı koydular mektubu sandığa. Şah Sultanımızla bir alakası yok. Ben artık kime, neye inanacağımı bilmiyorum. Bana inanacaksın Hatice. Kardeşine itimat edeceksin. Sana neden itimat edeyim? Bana bir söz vermiştin. Hürrem kan ve ölümle gidecek demiştin. Lakin bir seneyi geçti ama sen hiçbir şey yapmadın. Hünkârımıza rağmen bunu yapmak mümkün değil. O yüzden evvela onu hünkârımızın gözünden düşürmeye mecburuz. Sabırla o günü bekleyeceğiz. Sen bekle. Hatice, yine fevri davranma ne olur. Ne olursa olsun. Burası benim sarayım. Çıkman lazım. Elbette. Burası senin sarayın. Ben sadece hünkârımıza yakın olmak için geldim. İstersen hemen çıkarım. Bundan da gocunma. Ama şimdi çıkarsam bu ancak Hürrem'in yüzünü güldürür. İstediğim bu mu? Ne yapmamı istiyorsun? En azından hünkârımız dönünceye kadar bana müsaade et. Sonra ne vakit istersen çıkarım. Halde bulduk sultanım. Asmış kendini. Günahsız bir hatunun daha kanına girdin Hürrem. Yıllardır sana hizmet ediyordu. Evlatların üzerinde de emeği büyüktü. Allah taksiratını affetsin. Yüce Rabbim asıl bu zulmü ona reva görenlere affetsin. Onları ıslah etsin ve yardım etsin. Zira ihtiyaçları olacak. Kimseye kabahat bulma Hürrem. Günahların o kadar büyük ki kimse taşıyamıyor. Onca yükün altında eziliyorlar. Sümüla, Nazlı Hatun usullere göre defnedilsin. Sultanım. Afife Hatun, sarayıma taşınmaktan vazgeçtim. Hünkârımız dönene kadar burada kalacağım, dairemi ona göre hazırlarsınız.